Nedensellik meselesini düşünürken referans verilen düşünürler arasındaki erken örneklerden biri David Hume'dur. Aslında daha da geriye giderek daha erken bir referans noktası olarak Aristoteles'te verilebilir ama bence Aristoteles'in öğretisi tam da bizim aşmamız gereken ya da Darwin'den beri aşmamız gereken şeylerden bir tanesi. O halde bugün bu videoda heyecan verici bir konuyla karşı karşıyayız. Algılarımıza dayanarak dış dünyanın varlığını kabul edebilir miyiz? Neden etmeyelim ki diyorsanız sofistleri, Platon'u, Descartes'i hatırlayın. Birincisi algı kapasitemiz zaten belirli. İkincisi algının nesnesi olan nesne farklı zaman, mekan ve bağlamlarda farklı şekillerde tekrar algılanabiliyor. Yani algının nesnesini evrenselleştirme konusunda, mutlak bir sonuca ulaşma konusunda bazı sıkıntılar var. İşin içinden çıkılması konusunda başka bir engel ise özneler arasılık problemi. Aynı nesne deneyiminde benim algılarımın senin algılarını örtüştüğünden nasıl emin olabilirim? Bu sorunun çözümü pek kolay gözükmüyor. Peki Hume ne dedi ve neden bugün hala konuşulmaya değer? 1711 yılında Edinburgh'da doğan David Hume konumuz itibariyle önemli olan iki kitabından söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi İnsan Doğası Üzerine Deneme. 1734 ile 1737 yılları arasında yazdı. Aslında konu itibariyle daha çok öne çıkan diğer kitabı ise İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Sorunsallaştırma. David Hume'un bu kitapları konusunda yakındığına şahit olursunuz. İkisinin de yeterli ilgiyi ya da gerekli ilgiyi görmediğinden yakınır. Hatta bu kitapların ölü basıldığını dahi söyler. Hume'un kitaplarında yapmaya çalıştığı şeylerden, yani biraz daha teknik bilgiden, tarihsel anekdotlardan söz edelim. Aslında bütün çabası tam da dönemin ruhuna uygun bir şekilde Newton'un bilimde yaptığını felsefede yapmak. Yani 17. yüzyıldaki bilimsel ortama uygun bir tavır takınır. O halde insan doğasını konu edinen bir insan bilimi yaratma arzusu görüyoruz. Bu çok haklı bir talep. Arda Denkel'in söylediği şeyi hatırlayalım. Gerek bilimde, gerek ise felsefedeki çoğu problemin kökeninde epistemolojik bir mesele yatıyor. Ama Hume için böylesi bir bilgiye ortaya koyma ediminde ayaklarımızı deneyimden çektiğimiz ölçüde kesinlikten ya da doğruluktan uzaklaşacağız. Dahası benim yine Hume'da çok sevdiğim tavırlardan bir tanesi insanı doğada, diğer şeylerle birlikte ilişkide, eylemde kavraması. Yani onu bu doğal varlığının içerisindeki hareketlerinden itibaren kavramaya çalışması. Özetle naturalist diyebiliriz. Hatta şöyle bir sözü var. Filozof olun ama tüm felsefeniz içinde yine insan kalın. Deneyimin görece sağlam zemininden ayağımızı çekmeden bilgi edinme yöntemimizi düşünmeye başlayalım. Hume'la birlikte. Orada bu nasıl gerçekleşiyor? Dünya ile ilişki kurma biçimimiz nasıl aslında? Birincisi insan zihninde algılardan gelmeyen ya da algılardan kaynaklanmayan hiçbir şey olamaz. Ancak idealarda karşılığı olmayan bir izlenim, yani algılara kadar geri götürülemeyen bir fikir bulursak bunun aksini iddia etmemiz mümkün hale gelecek. Ama bu David Hume'a göre imkansız. Nefret, sevgi gibi duygular da dahil olmak üzere bütün idelerin kökeninde izlenimler var. Çünkü imgelem aslında bellekte bulunan düşünceleri bir araya getirerek onlardan başka daha karmaşık ideler yaratabilir. Bu noktada karmaşık idelerin de en temelde yalın izlenimlere dayandığını söyleriz. Bir örnek verelim. Biraz fazla teorik oldum. Unicorn. Bende bir unicorn fikri var ama ben hiç unicorn deneyimlemedim diyebilirsiniz. Oysa atı deneyimlediniz, boynuzu deneyimlediniz, kanatları deneyimlediniz. Unicorn'un kanatı var mıydı emin değilim şu an. Bu noktada imgelemin gücüyle birlikte böylesi daha kompleks ideler yaratmanız da mümkün. O halde zihinde karmaşık ve yalın ideler vardır ve bunların tamamı da en temelde izlenimlere dayanmak zorundadır. Çünkü bakarsak kör doğmuş bir kişide renk düşüncesi yoktur. En temelde izlenim olmadığı için. O halde Hume bu noktada şöyle bir ayrıma gitti. İzlenimler ve ideler. Aslında bu ikisi birbirinden farklı gibi gözükse de algının türleri. İkisi arasındaki farkı yaratan şey ise bir çeşit kuvvet. İzlenimler İdelere göre daha güçlüler. Buradan şunu kastediyorum. İdeler izlenimlerin daha silik, daha kaybolmaya başlamış halleri. Daha silik kopyaları. Genel olarak Hume'da zaten Locke'un o meşhur tabula rasa fikrinin bir devamını görüyoruz. Buna karşın bir şeyin deneyimlenmesi, hissedilmesi ile düşünülmesi arasında bir farklılık olduğu konusunda bir ayrıma gidiyor. Bu izlenimler ve ideler bölümlemesiyle. Hume'un yapmış olduğu ya da vardığı ilgi çekici sonuçlardan bir tanesi ise bu noktada kendilik meselesi. O kendilik konusunu bir çeşit kogito, bir töz, sabit kalan, değişmeden kalan bir şey olduğu fikrinden tamamen uzaklaşıyor. Kendiliğe dair söyleyebileceğimiz her şey de aslında şeylere dair algılarımız temelinde şekilleniyor. Yani sevgi, nefret, beğeni gibi algılama olmaksızın benim bir şeyi, kendimle ilgili bir şeyi de düşünmeme imkan yok. Bu konuda da dalga geçtiği yerler de var. Yani bazı filozoflar kendilik özünü kavradıklarında iddia ederler deyip böyle alay da yapıyor. Hume'un bu açıklamasıyla birlikte biz aslında metafizikte yaşayan son tözün, yani bu kendilik, kogito özünün de son kullanışlarından bir tanesiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Fakat Russell'ın da en önemli kısım dediği yere gelelim. Şu bilgi ve olasılıklık meselesi. Muhtemellik de diyebiliriz buna. Şimdi kavramlardan bahsedeceğim. Hume'a göre problem, izlenimler tarafından desteklenmeyen idelere sıklıkla sahip olmamız. Yani bazı idelerimiz var ve bunlar aslında izlenimler tarafından desteklenmediği halde bunun farkında dahi değiliz. Onun ne söylediğini tam olarak anlamak için şuna bakmamız lazım. Kesin olarak kanıtlanmış ve olması muhtemel olanlar arasında bir ayrım yapıyor. İki farklı durum olduğunu iddia ediyor. Gündelik deneyimlerimizde bunların ifade ettiği iki tür bilgiyi karıştırdığımızı söyler. Bunlardan ilki demonstratif dediği, yani bizim kendinden menkul, kendinden apaçık, belki de kanıtlı diyebileceğimiz önermeler. Bu tarz önermelere örnek ise matematik ve mantık olabilir. 2 + 2'nin 4 ettiği kendinden menkul, kendinden kanıtlıdır değil mi? Mantıktaki veya matematikteki gibi doğru veya yanlış olduğunu deneyimden bağımsız olarak, a priori olarak bildiğimiz her şey demonstratif önermelerdir. Hume'a göre zaman-mekan ilişkileri veya nedensellik ise böyle önermeler değildir. Buraya tekrar döneceğiz. Diğeri ise muhtemel olan, olasılık dahilinde olan önermeler. Mesela yan odada biri var önermesi ne bakalım. Bu defa bu önermenin doğruluğunu ben a priori bilemem. Yani önermenin doğru veya yanlış olduğu kanaatine varmak için odaya gidip onu kontrol etmem gerekir ve sonrasında bir sonuca varırım. Bu ikisinden biri olmayan önermeler ise Hume'a göre anlamsızdır. Bu ayırma felsefe literatüründe genellikle Hume'un çatalı olarak bilinir. Yani bir önerme ya kendiliğinden zorunlulukla kendi doğruluğunu kanıtlayacak ya da deneyim aracılığıyla onun doğru veya yanlış olduğunu söyleyebileceksin. Ama asıl problem şurada başlıyor aslında. Yarın güneş doğacak önermesi. Hume'a göre sorun tümevarım, yani bizim başımızdan geçmiş eski olaylardan yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya çalıştığımızda bazı sorunlar var. Güneş yarın doğacak önermesi bir defa demonstratif değil, kesin değil, hiçbir şekilde mantıki bir kanıt taşımıyor. Ama diğer yandan deneyime de dayanmıyor. Çünkü ben yarını henüz deneyimlemedim. O yüzden Hume burada bir problem görür. Ne demonstratif ne olasılık dahilinde olan önerme. Peki bu durumda yarın güneşin doğacağını nereden biliyoruz? Hume'a göre geçmiş deneyimlerimizde var olan düzenli deneyim ya da düzenli izlenim bize yarın güneşin doğacağına dair bir inanç verir. Bu bir bakıma inanç ya da Hume'un deyimiyle alışkanlıktan daha fazla bir şey değil aslında. Çünkü bakıldığında yarın güneşin doğmaması da güneşin doğması kadar olasılık dahilinde. Önermenin tam tersini söylediğimde, yarın güneş doğmayacak dediğimde mantıksal bir hata oluyor mu? Olmuyor. Oysa 2 + 2 4 değildir 5'tir dersem hemen önerme kendi yapısından gereği belirli bir sorun çıkartıyor değil mi? Bu demonstratif önermelerin zaten temel meselesi de bu. Onu reddetmek veya aksini söylemek mantıksal bir hataya bizi götürür. Ama yarın güneş doğacak önermesinin aksi mümkün olmakla birlikte deneyim aracılığıyla da doğrulanamadığı için alışkanlıktan daha fazla bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Peki bunun önemi ne? Yani yarın güneşin doğacağını kesin olarak biliyorum veya bilmiyorum. Bu neyi değiştirir? Bu pek çok şeyi değiştirir. Bilimsel etkinliklerin bu tahmin ve öngörülerimize dair bir kavrayışı sorunsallaştırmamız gerekir. Bundan birazdan tekrar bahsetmek istiyorum ama aslında bu geleceğe yönelik yapmış olduğumuz önermeler, yani bu konunun bizi sürüklediği ilginç yerlerden bir tanesi nedensellik meselesi. Yarın güneş doğmayacak önermesinin benzer bir kısmını aslında nedensellik konusunda da yapabiliriz. Şimdi söz konusu nedensellik üzerine tartışmaksa şöyle diyelim. A, B'nin nedenidir. Önermemiz bu olsun. Hemen iki ayrıma gidelim. Hume'un çatalındaki iki parçayı deneyelim ve bu önermenin geçerli olup olmadığını görelim. A, B'nin nedenidir önermesinin tersini düşündüğümde mantıksal bir çelişki ortaya çıkıyor mu? A, B'nin nedeni değildir. Hayır, çıkmıyor. Yani diğer demonstratif önermelerdeki gibi kendisini bir zorunlulukla ortaya koymadı. Diğer yandan A'nın B'nin nedeni olduğunu da aslında biz empirik olarak kanıtlayamayız Hume'a göre. Çünkü A olayının B tarafından takip edilip edilmeyeceğini gözlememiz de mümkün değil. Bu biraz ilginç gelmiş olabilir. Bunun bir yanı bizim zaten sınırlı bir deneyimimiz olması. Yani her seferinde olasılıklardan söz ediyoruz. Tüm zamanlarda, tüm mekanlarda, tüm durumlarda A'nın B'ye neden olduğunu söylemek biraz fazla soyutlama. Sınırlı deneyimimizle B'nin her zaman A'yı takip etmesi gerçeği, A'nın her zaman B tarafından takip edileceğine veya A'nın B'ye neden olduğuna inanmak için aslında rasyonel bir zeminimiz yok Hume'a göre. Şöyle diyor, A'nın B'nin üstünde, arkasında, yanında, sağında, solunda olduğunu kavrayabiliriz ama aslında A'nın B'ye neden olduğunu kanıtlayamayız. Biz orada sürekli bir yan yanalık, arka arkalık ilişkisi görürüz ama bir şeyin nedeni olması demek bambaşka bir şey. Bir nesnenin başka bir nesneyi ortaya koyma gücünü iki nesnenin düşüncelerinden çıkarsayamayız. Dolayısıyla Hume'a göre bizim neden veya sonuç konusunda yapmış olduğumuz şey böyle bir derin düşünmekle hakikati bulmak değil, aslında deneyimlere bağlı olarak sürdürdüğümüz alışkanlıklar. Çünkü daha da açık bir şekilde söylersek biz aslında tek başına A'dan B'ye yol açacak bir şey görmüyoruz. O yüzden geçmiş deneyimlere bağlı olarak bizim burada gözlemlediğimiz süreklilik ve bu sürekliliğin alışkanlığı bize orada bir nedensellik varmış izlenimi veriyor. Oysa bu nedensellik kendi içerisinde zorunlu değildir. Deneyimden, insan zihni tarafından çıkartılmıştır. Ya, burada insan zihni kısmı ile ilgili şunu demeye çalışıyorum. Zorunluluk, nedensel zorunluluk şeylerin kendisinde ya da nesnellikte değil, insan aklında olan bir şey. Kant'ı uyandıran yer de tam olarak burası. Tabii burada şunu söylemek lazım, yani nedenselliğe dair fikirlerinin bir eleştiri olması, nedensellik yoktur, biz sadece olayları arka arkaya gördüğümüz için bizde nedenselliğe dair bir alışkanlık var demek, nedenselliği yok saymamız gerektiği gibi bir sonuca ulaşmıyor Hume'da. O bunun çok faydalı olabileceğini, hakikaten bununla iş görebileceğimizi savunuyor. Oradaki ayrım biraz şu, nedenselliğin kendi başına doğada var olan bir yasa olmaktan ziyade başka bir doğasının olduğunun vurgulanması. Çünkü böyle bakıldığında bunun Tanrı tartışmaları açısından da büyük bir önemi var. Biz ne zaman doğanın kendisinde nedensellik vardır dersek bu nedenler dizisi bize bir ilk nedene doğru götürmek durumunda. O halde bu diziyi kim başlattı? Oysa henüz Hume söylemese de Kant'ın söyledikleriyle birlikte düşünürsek doğanın kendisinde nedensellik yoksa bu insan aklının doğada gördüğü ve doğaya projekte ettiği bir şeyse bir neden sonuç ilişkisi aramak ve bir ilk neden aramak da pek makul olmayacak. Bana biraz şöyle geliyor. Şimdi Aristoteles bize bir erek bilimci determinizmden söz etmişti. Her şeyin kendi son formunu, ereğini taşıdığını ve buna göre bu amaçla hareket ettiğini söylemişti. Sonrasında aslında doğanın veya bütün canlılığın belirli bir başlangıçtan sabit bir nedeni olmadan da makul bir şekilde hareket edebileceğini gördük. Darwin sayesinde. Çünkü aksi takdirde bugün bizim düzen olarak düşündüğümüz şeyin olmasının imkanı olmayacağını düşünüyorduk. Ama biz bugün biliyoruz ki kendiliğindenlik gerek fizikte gerek biyolojide çok temel bir kavram. Doğada şans ve zorunluluk bir arada gidiyor. O yüzden yasa doğanın kendisinde değil, bizim doğada gördüğümüz ya da doğayı sorunsallaştırırken başvurduğumuz bir şey. Tabii bu işi başlatan ve ilk kıvılcımı veren Hume'du gibi gözüküyor.